izlemiş olduk böylece. Peki. Metin Oktay'ın idolünün, Metin Oktay hepimizin idolü, birçok futbolcunun idolü. Metin Oktay'ın idolünün kim olduğunu biliyor muyuz? Kaç puanlık soru? Çok zor bir soru. Sen biliyorsun. Metin Oktay'ın çok güzel bir kitaptan bahsetti Burcu. Top ve Ben diye otobiyografisinin olduğu bir kitap var. Orada da Metin Oktay'ın şöyle bir sözü var. O günlerde top almam mümkün mü? Yünleri paçavraları kuzu derisiyle dikip futbol topu yapardım. Sert olurdu o toplar. İyi zıplardı. Mahalle maçlarında kimimiz Vahap Özaltay olurdu, kimimiz Sait Altınordu, kimimiz Fuat Göztepe. Ben hep Sait olurdum. Damlacık'taki 8 numaralı formayı giydim. Neden 8 numara? Çünkü 8 numara Sait Altınordu'nun giydiği formanın numarasıydı. O çocukluğumun kahramanıydı ve ben büyüdüğüm zaman hep onun gibi olmak isterdim. Bundan birkaç hafta önce o Damlacık spor formasıyla gencecik Metin Oktay'ın fotoğraflarını yine bu programda ekranlarınıza getirmiştik. Akhisar Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na hediye edilmişti bu fotoğraf. Bakın az sonra nereye bağlayacağız. Ama isterseniz Sait Altınordu aramızda değil, o efsane futbolcu. Metin Oktay'ın ilham kaynağı olan ama Metin Oktay'ın ilham kaynağı olan Sait Altınordu'nun eşi arkadaşlarımız tarafından bulundu ve maça götürüldü. Çok cüzgüsal, çok özel dakikaları paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle şimdi. İzmir futbolunun en tarihi kulüplerinden biri olan Altınordu, bir adamın hayatta eşi ve ailesinden sonraki en büyük tutkusu olmuştu. Öyle ki takımının adını soyadı yapmıştı. Sait Altınordu 16 yaşındayken kapısından girdiği Altınordu'da 27 yıl forma giydi. Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol takımlarından gelen teklifleri hep geri çevirdi. İzmir'deki futbola meraklı gençlerin idolü haline geldi. Futbolu bıraktıktan sonra Altınordu'da teknik direktörlük ve Türkiye Futbol Federasyonu İzmir bölgesinde görev yaptı. 17 Kasım 1978'de hayata gözlerini yumdu. Sait Bey artık Alsancakları önünde dikilen heykelinde yaşıyor. Aradan 34 yıl geçti. Bir kadın için buğulu camların ardında geçmişi ve Alsancak stadını dolduran sesleri özlemle anmakla geçen 34 sene. Hayatta bir kendisini bir de Altınordu'yu her şeyden çok seven adamın, Sait Altınordu'nun özlemiyle. İşte biz de o kadını aramaya koyulduk ve Narlıdere'deki bir huzur evinde kendisine ulaştık. Dedik ki hafta sonu Altınordu'nun maçı var. Kalktı bizimle birlikte Alsancak stadına geldi. Geçmiş günleri yad etmeye. Ayhan Nimet Altınordu bugün 87 yaşında. En son eşiyle birlikte gittiği Alsancak stadına 34 yıl sonra ilk kez gitti. Stadın merdivenlerini ağır ağır çıktı. Protokol tribününde kendisi için hazırlanan koltuğa oturdu. Eşinin adının yazılı olduğu formayı heyecanla giydi. Çevresindeki Altınordulu çocuklarla sohbet etti. Onlara Sait Altınordu'yu anlattı. Ve o gün Altınordu rakibini 3-0 yendi. Golleri heyecanla alkışladı. Galibiyetin ardından yavaş adımlarla stattan ayrıldı. Ayhan Hanım'ın dilinde hala eşi Sait Bey ve futbolculuğundaki hikayeler var. Bizimkiler peynirle zeytin oynadılar, zeytinden. Kuru ekmekle oynadılar ama kulüpten ayrılmadılar. Güneş Kulübü, İstanbul'daki Güneş Kulübü açık çek gönderdi ona. Açık çek. İstediğin kadar doldu dedi. Düşünün 35 sene evvel. Ben Altınordu'da kalacağım dedi. Şehir Rusya'ya gitti, 36 Olimpiyatlarında oraya gitti. Orada bilmiyorum hatırlar mısınız, Puşkaş diye bir oyuncu vardı. O sayıda o kadar güzel oynuyorsun, çok güzel çalımların var. Bir kol duyuncusu, bir çift, bir de kravat iğnesi hediye gönderdi. Çok güzel oynadı, çok güzel. İyi bir insan olduğun için
Ve Altın Ordu bırakma. O da dedi ki ben zaten bırakmıyorum. Onlar beni bırakmadığı müddetçe. Sait Altınordu, İzmir futbolunun en önemli figürlerinden biriydi. Ayhan Hanım, futbola adanmış, Altınordu tutkusuyla yaşanmış bir hayatın canlı tanığı. Ayhan anneciğim, ellerinden öperiz. Ne güzel anlatıyorsun, ne güzel anlatıyorsun. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Çok güzel ya. Ali Ergöçmez'e çok teşekkür ederiz. Bu özel çalışma için, gerçekten katkısı için tutkumuz futbola. Sene 1923, Cumhuriyet ilan edilmiş ve savaş süresince ara verilen spor faaliyetlerine tekrar yeniden başlanıyor ve futbol müsabakaları da başlıyor. O dönem Karşıyaka'da Karşıyaka çoktan kurulmuş. Alsancak'ta Altay Kulübü kurulmuş. Bir grup genç bir araya geliyorlar ve Süleyman Ferit Bey'e gidiyorlar. Biz diyorlar Cumhuriyet'in yaşıyla eş yaşta bir kulüp kurmak istiyoruz. Süleyman Ferit Bey de o zaman İzmir'in ilk Türk eczacısı. Kemeraltı'nda Şifa Eczanesi'nin sahibi. Hatta belki böyle deyince bazı izleyicilerimize bir şey ifade etmiyor. Eczacıbaşı'nın da dedesi, Eczacıbaşı Holding'in de dedesi. Süleyman Ferit Bey topluyor gençleri ve bir arada bir kulüp kuruyorlar. Ve kulübe bir isim aramaya başlıyorlar ne olsun diye. Süleyman Ferit Bey diyor ki madem diyor biz düşmanı buradan denize döktük diyor. Bunu da diyor Türk ordusu yaptı. O zaman diyor bu kulübün adı da Altın Ordu olsun diyor. Ve Altın Ordu Spor Kulübü kuruluyor. O sene Süleyman Ferit Bey'in önderliğinde. Mütakiben soyadı kanunu çıkıyor. Sait Bey o zamanlar oynuyor kulüpte. Sait Bey başvuruyor soyadı kanunu için ve ben diyor Altın Ordu kulübü çok seviyorum ve Altın Ordu soy ismini almak istiyorum diyor. Ve sonrasında Sait Altın Ordu oluyor soy ismi de. Ve evet. 27 yılını o kulüpte geçirmiş. Bir futbolcu için bundan daha ötesi yoktur herhalde. Bir kulüp için futbolcusuna takımın adını soyadı olarak, kulübün adını soyadı olarak vermek de büyük bir onurdur herhalde. İnanılmaz. İzlerken şunu düşündüm. Bir futbolcu için de en güzel şeylerden bir tanesi herhalde gerçekten tuttuğunuz takımın böyle iyi bir futbolcusu, sevilen, beğenilen bir futbolcusu olmaktır. Herkese nasip olmuyor. Profesyonellik var sonuçta işin içinde ama herhalde tuttuğunuz takımda oynamak bambaşka bir şey olsa gerek. Küçüklüğümde sürekli olarak puan cetvellerine bakardım. İlk Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş isimlerini duyduğum ve televizyonda futbola göz attığım, kulak kabarttığım dönemde Altın Ordu bana hep cazip gelirdi. Çok severdim Altın Ordu'yu. Hala da seviyorum Altın Ordu'yu. Ayhan Altın Ordu sayesinde artık Altın Ordu'nun maçlarına daha farklı bir gözle bakmış olacağımı düşünüyorum. Bakacağım yani, çok fazla bakacağım. Çok güzel görüntüler gerçekten. Evet, Metin Oktay'ın ilham aldığı Sait Altın Ordu'nun hikayesi. Metin Oktay Canbartu Fenerbahçe Galatasaray hikayesinin hemen arkasından geldi. Şüphesiz ki İzmir'den, Selanik'ten Osmanlı topraklarına giren, İstanbul'a daha sonrasında gelen ve tüm Türkiye'nin tutkusu olan futbolun hemen hemen bütün kulüplerini selamla saygılıyoruz. Altın Ordu, Altay, Adana Spor, Trabzonspor, Bursa, Eskişehir, Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, hepsine selam olsun. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz.